olmanıza gerek yok. EGEA tarafından düzenlenen 67. Ege toplantısının konuğu Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Koti'ydi. Swiss Hotel Büyük Efes'te düzenlenen toplantıya İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun yanı sıra Ege Bölgesi Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ve EGEA Danışma Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ve EGEA Başkanı Seda Kaya, Deniz Ticaret Odası İzmir Şube Başkanı Yusuf Öztürk ve çok sayıda iş adamı katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGEA Başkanı Seda Kaya, İzmir'deki Türk Hava Yolları uçaklarının az olmasından yakındı. Kaya, iş adamlarının seyahatlerine Türk Hava Yolları'nı kullandığını ancak aynı hizmeti Ankara-İzmir uçuşlarında kullanamadığını söyledi. Aynı deneyimi ne yazık ki İzmir-Ankara-İzmir uçuşlarında bulma şansımız yok. İstanbul üzerindeki aşırı uçuş yükünün hafifletilmesi açısından İzmir'in bir alternatif bağlantı noktası ve yeni bir uçuş hava olarak kullanılmasının yararlı olacağını düşünüyoruz. EPSO ve EGEA Danışma Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da İzmir Havaalanı'na geldiğinde Türk Hava Yolları uçaklarına fazla rastlayamadığını belirtti. Biz İzmir'e ne zaman gelsek, Adnan Menderes Havaalanı'na gitsek, orada 15 tane uçak varsa, 1 veya 2 tanesinin Türk Hava Yolları uçağı olduğunu görüyoruz. Ne zaman yurt dışına gitmek istesek, İzmir'den maalesef Türk Hava Yolları'nın direkt bir uçuşunun olmadığını görüyoruz. Ardından konuşan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Temel Koteli, Kaya ve Yorgancıların konuşmalarından gerekli mesajı aldığını söyledi. Az önce telefon mesajı aldım. Yeniden de Mekişah Birliği, Avrupa'da İzmir'e sayıyoruz. Diğer güzel hava yollarından rağmen oldukça azdı. Daha sonra bir sunum yapan Koteli, Türkiye'nin havacılıkta destan yazdığını söyledi. Türkiye'nin eksen kaymasında çok güzel bir yerde oturduğunu kaydeden Koteli, 2023 vizyonumuz 120 milyon yolcu, 24 milyar dolar ciro ve 450 uçak diye konuştu ve İzmir'in Expo adaylığı konusunda da desteklerini sunmaya devam edeceklerini dile getirdi. Koteli sunumu tamamladıktan sonra yaptığı konuşmada ise nasıl pilot yetiştirdiklerini anlatarak bayanlara çağrıda bulundu. Kaptan açığı bu çözmek mümkün değil. Türkiye'de tence kaptan yok. Eğitim sonrası kaptan olmak için 6 yıl gerekiyor. Biz 6 yıl bekleyemeyiz. Bizim acelemiz var. İhtiyacımız değilse onu biz gidermek zorundayız, gideriz. Türk olması veya yabancı olması tabii ki önemli ama iş daha önemli. Ve bu bölümde nereden yetiştirirsek, nereden bulursak bile yetmeyecek bize. Ama genç arkadaş yetiştiriyoruz. 4 yıllık üniversite mezunu istiyoruz. Genelde mühendislik dallarından daha başlarında oluyorlar. Özellikle bayan arkadaşlar başvurusu diyoruz ama bayanlardan çok az başvuran var. Çok az. Bayanlar için pilotluk çok uygun bir meslek, çok güzel bir meslek. Konuşmaların ardından EGEA Başkanı Kaya, Türk Hava Yolları Genel Müdürü Koti'yle plaket takdim etti. Koti ise Başkan Kaya'ya maket uçak hediye etti.